Askeri kökenli travmalar en ağır ve en sarsıcı travmatik olaylardan birisi. Bu travmaları geride bırakmak kolay olmayabileceğinden dolayı uzun yıllar olumsuz bir şekilde hayatı her yönden etkiliyor. Anlaşılmama, yalnızlık, çaresizlik, öfke, kaygı, üzüntü, suçluluk, hayal kırıklığı gibi birçok duygu aynı anda yaşanabiliyor. Bu videoyu izlediğine göre ya kendin bu tür bir olay yaşadın ya da bu konuda bilgi alarak bir yakınını daha iyi anlamak ve yardımcı olmak istiyorsun. Ben uzman psikolog Cem Gümüş. Travma terapisi özel uzmanlık alanım. Daha önce büyük bir askeri hastanede askeri travmalarla çok yoğun şekilde çalıştım ve bu alanda özel bir deneyimim var. Askeri travmaların olumsuz etkilerinin geride bırakılması için daha önce özel bir eğitim programı ve el kitabı geliştirmiştim. Bu programın tamamını seninle paylaşmak istiyorum. Askeri travmalar konusunda belki de başka hiçbir yerde bulamayacağın çok yoğun ve özel bir kendine yardım kursu olarak düşünebilirsin bu programı. Toplam 9 videoluk kapsamlı bir eğitim serisinden oluşuyor. Bu eğitimin sana uygun olup olmadığına karar vermek için videoyu izlemeye devam etmeni öneririm. Birazdan anlatacağım şeyler karar vermeni kolaylaştırabilir. Örnek bir durumla başlayalım. Gün içinde çoğu zaman bir tedirginlik halim var. Her an bir şey olacakmış gibi geliyor. O yüzden genelde evde geçiriyorum zamanımı. Evdeyken biraz daha güvende hissediyorum kendimi. Tetikte bekleyen bir asker gibiyim. Ani bir ses duyduğumda, düğünde, asker uğurlamalarında sıkılan silah seslerinden çok rahatsız oluyorum, irkiliyorum. O anlarda bazen kendimi yere atasım bile geliyor. Dışarıda dolaşmak da benim için sıkıntı. Sürekli arkama bakma ihtiyacı duyuyorum. Rahat değilim. İnsanlar üzerime geliyor gibi. Güvende hissetmiyorum. Zaman zaman aşırı sinir patlamaları da yaşıyorum. Ufak şeylerden de olsa insanlarla sık sık kavga ediyorum ya da kendimi sıkıyorum. Sürekli bir gerginlik, sıkıntı, bunaltı, terleme, çarpıntı, kesik kesik soluk alıp verme gibi bedensel şikayetlerim var. Yorgun ve hiçbir şey yapamayacak gibi hissediyorum. Yaşadığım travmatik olaylar aklıma geldiğinde bu sıkıntıları daha çok yaşıyorum. Zaman zaman kendimi suçladığım oluyor. Bu olayları daha çok rüyalarımda görüyorum. Bu yüzden de geceleri hiç rahat geçmiyor. Uykuya dalmakta ve sürdürmekte zorlanıyorum. Sabahları da dinlenmiş bir şekilde yataktan kalkamıyorum. Gündüzleri uyumaya çalışarak uyku borcumu gidermeye çalışıyorum ama yine de dinlenmiş hissetmiyorum. Geceleri yine deliksiz bir uyku çekemiyorum. Bu sıkıntılar benim için çok rahatsız edici ve ne yapsam da düzelmeyeceğini düşünüyorum. Umutsuzluk içine girmeye başladım. Bu örnek vakadaki sıkıntıların bazıları ya da birçoğu aşağı yukarı sende de bulunuyorsa bu eğitim programı tam sana göredir. Bunların dışında başka sıkıntıların, problemlerin de olabilir tabii ki. Aslında travmatik bir olay sonrasında bu tür şikayetler herkeste belirli bir ölçüde görülebiliyor. Bunun yanında birçoğu bu sıkıntılarından çevrenin de etkisiyle birlikte, sosyal destekle birlikte belli ölçülerde zamanla kurtulur. Sıkıntıları devam eden kişilerse daha uzun bir süre bu yakınmalarını korurlar. İşte sen de sıkıntıları devam eden bu ikinci grup içinde bulunuyor olabilirsin. Sıkıntıların bir aydan daha uzun süredir devam ediyorsa, travma sonrası stres bozukluğu denilen bir durumu yaşıyor olabilirsin. Bu durumda bu sorunun tedavisine yönelik olarak bir psikiyatrist veya psikologdan yardım alman gerekir. Olabildiğince yalın bir şekilde anlatacak olursam, askeri kökenli travma sonrası stres bozukluğunun 4 ana kriteri vardır. Yaşamı tehdit eden büyük travmatik bir olayın bir ay ve daha sonrasında travmatik olayı yeniden yaşama hissi vardır bu sorunda. Yani geçmişteki o olayı hatırladığında sanki o olay şu anda oluyormuş gibi çok canlı bir şekilde görüp o olayı duygusal olarak yaşayabilirsin. İkinci kriter, travmatik olayı hatırlatan durumlardan kaçınmaktır.
O olayı sana hatırlatan her türlü durum, düşünce ya da muhabbetlerden kaçınmaya çalışırsın. Üçüncü kriter, kendine, diğerlerine ve hayata bakış açında gerçekçi olmayan negatif düşünceler ve duygulardır. Özellikle suçluluk duygusu burada önemli bir noktadır. Dördüncü kriter de bedensel ve duygusal olarak artmış bir uyarılmışlık içinde olursun. Bedensel olarak çok gergin hissedersin. Özellikle o olayları hatırladığında, zihnine geldiğinde ve o duyguları yaşadığında çarpıntı hissi, terleme, kalp çarpıntısı gibi birçok bedensel hissi yaşayabilirsin. Ve bu yüzden de uykuya dalmak senin için güç olabilir akşamları. Travma sonrası stres bozukluğuna yönelik tedavi sürecinde temel olarak uygulanacak yöntemler ilaç tedavisi ve psikoterapidir. Şimdi psikoterapi dediğimizde aslında şundan bahsediyoruz. Sorunlarının psikolojik nedenlerini anlama, kendi payını görme ve düşünce, davranış alışkanlıklarını işine yarayacak şekilde düzenleme çalışmaları. Bunu profesyonel olarak bir uzman eşliğinde yürütürsün. Sıkıntılarının şiddeti gündelik yaşamını bazı alanlarda önemli ölçüde etkileyecek durumdaysa bir psikiyatriste başvurarak ilaç kullanma iyileşme sürecinde çok önemli. Psikiyatrist kontrolündeki ilaç kullanımın sıkıntılarının şiddetini belirgin şekilde azaltmaya başlayana kadar bu ilaç desteği devam edebilir. İlaç alımını aynen sana söylendiği gibi yapman çok önemli. İlaç desteğinin yanında imkanların dahilinde travmatik olaylar konusunda uzman bir psikologdan psikoterapi desteği alarak sıkıntılarının nedenlerini anlama, kendi payını görme ve bu sıkıntılarda daha önce bilmediğin yöntemlerle başa çıkma konusunda birçok şey öğrenebilirsin. Özellikle de EMDR olarak adlandırılan bir yöntem travmaların etkisinden kurtulmada kısa sürede oldukça etkili sonuçlar verebiliyor. Bir psikologdan yardım alma imkanın bulunmuyorsa bu durumda ayrıntılı bir şekilde hazırlanmış bu eğitim serisinden faydalanabilirsin. Eğer ilaç desteğine başladıysan bir psikologdan ya da bu eğitim videolarından öğreneceğin şeyleri yaşamında uygulamanın ilaç desteği kadar önemli olduğunu bilmelisin. Eğer yaşamında her alanda genel bir huzur haline olabilecek en yakın zamanda ulaşmak istiyorsan, bu öğrendiğin şeyleri sabırla uygulamanın ilaç tedavisinden de önemli olduğunu söyleyebilirim. Psikiyatrist kontrolünde ilaç tedavisi alıyorsan, ilaçlar sana sıkıntılarının şiddetini azaltmada, düşüncelerini toparlamada, uykuya dalmanı kolaylaştırmada, ve sana yakınmalarınla başa çıkma konusunda enerji sağlamada faydalıdır. Ancak sadece ilaç kullanarak sıkıntılarından etkili bir şekilde kurtulamayabilirsin. İlaçların iyileşmendeki etkisi bir benzetmeyle daha kolay anlaşılabilir. Düşün ki bir araba çamura saplanmış ve patinaj yapıyor. Aldığın ilaçlar çamura saplanan bu arabayı arkadan ittiren bir güç gibidir. İlaçların amacı arabayı hareket eder hale getirmek. Arabanın ne yöne gideceğini belirlemek, direksiyonu çevirmekse tamamen senin kontrolünde. Arabanı hep çamurlu yola doğru sürersen yine çamura saplanırsın. Bu yüzden arabayı nasıl kullandığını fark etmek ve ne yöne gideceğini belirlemekte bir uzman psikologdan ya da bu eğitim videolarından faydalanabilirsin. Eğer bu video başındaki örnek durumun benzerini sen de yaşıyorsan, sıkıntılarının şiddeti oldukça yüksek demektir. Kendini her an tetikte hissettiğin bir yaşantı sana çok sıkıntı veriyor. Uykusuzluk nedeniyle enerjini toplamakta yaşadığın güçlükler moralini bozabilir. Bazen kendini boğulacakmış gibi hissediyorsun. İnsanların sana istediğin ölçüde anlayış göstermediğinden ya da bunu beklediğin oranda göstermediklerinden yakınıyorsun. Hissettiğin yalnızlık hissi ve insanlarla ilişkilerinde yaşadığın problemler canını sıkıyor. Bu problemler hiç düzelmeyecek gibi düşündüğün oluyor. Eğer varsa olayla ilgili yaşadığın kayıplardan dolayı yas içindesin ve aklına geldiğinde canın yanıyor.
bu sıkıntılarınla ilgili olarak bir uzmana başvurmuş olabilirsin. Bunun yanında tedavi sürecinde ilgili uzmandan daha çok iş aslında sana düşüyor. Başvurduğun uzmanın görevi çamura saplanan arabanın çamurdan çıkmasına yardımcı olabilecek ilaç tedavisini düzenlemek. Eğer psikoterapi bilgisi varsa sıkıntılarınla nasıl başa çıkabileceğini göstererek arabayı zor şartlarda nasıl kullanabileceğini öğretmek ve direksiyonu ne yöne çevirebileceğini bulman da sana yardımcı olmak. Arabadan sorumlu olan asıl kişi arabanın sahibi olan şofördür, yani sensin. Bir psikologdan yardım alamasan bile bu videoları izleyerek sıkıntılarını anlama ve başa çıkma konusunda birçok şey öğrenebilirsin. Bu videolar boyunca sıkıntılarında katkısı olan düşünce ve davranış alışkanlıklarının bazılarını uzun vadede işine yarayacak şekilde değiştirmen konusunda sana destek olmayı amaçlıyorum. İlaç desteği ve psikoterapiden veya bu eğitim videolarından öğrendiklerini uygulamaya başlaman tedavi sürecine girdiğini gösterir. Bu süreçte haklı olarak şöyle bir dilekte bulunabilirsin. Yani zaman ilerledikçe yüksek sıkıntı düzeyim sürekli aşağı insin isteği. Bu haklı bir istek. Kim olsa aynı şeyi ister. Sıkıntılarının bir an önce aşağı inmesini diler. Ancak işin doğasına baktığımızda tablonun şu şekilde olduğunu görüyoruz. Yani aslında sıkıntı düzeyin zaman içinde dalgalanmalar göstererek düşecek. Yani bazen düşecek, bazen de çıkacak. İlaç tedavine devam ettiğin ve daha önemlisi psikoterapiden ya da başka kaynaklardan öğrendiğin bilgiler yardımıyla düşünce ve davranış alışkanlıklarınla ilgili olarak belli teknikleri uyguladığın sürece uzun vadede bu grafikte gördüğün gibi genel sıkıntı düzeyin azalarak normal sınırlara gelecek. Sıkıntılarının azalması kişiden kişiye göre değişir. 3 ay, 6 ay, 1 yıl ya da daha fazla. Bu zamanın ne kadar uzun olduğuna temel olarak sıkıntılarının şiddeti, ilaç desteğini aksatmamak ve psikoterapiden öğrendiklerini yaşamında uygulama konusundaki çaban belirler. Eğitim videolarının birinci bölümünde sorunlarının nedenlerini anlamak ve nasıl iyileşebileceğinin yollarını öğrenmekle ilgili birçok bilgi bulacaksın. Bu videolar askeri ortamda travmatik olaylar yaşamış kişilere yönelik özel olarak hazırlanmıştır. Konular belli bir sırada birbirini takip ediyor. Bu videoları izlerken ve öğrendiklerini hayatında uygulamaya çalışıyorken bu sıraya özen göstermeni öneririm. Bunun yanında son videoda öğrendiklerini uygulama sırasında yaşayabileceğin güçlüklere odaklanan bir eğitimi ayrı bir şekilde senin için hazırladım. Bu 8. eğitimi de zaman zaman tekrar tekrar izlemen faydalı olabilir. Şimdi istersen eğitim videolarının nasıl bir yapısı olduğunu kısaca sana tanıtayım. İlk olarak 1. eğitimde mevcut sıkıntılarının nedenlerini anlama üstüne odaklanacağız. Burada hayatta kalma ve alarm moduyla yaşam modunu anlatacağım sana. Eğitimin ikinci kısmında sıkıntılarınla şu ana kadar nasıl başa çıktığını anlama üzerine odaklanacağız. Burada işe yarayan ve yaramayan yolların neler olduğunu işleyeceğiz. Eğitimin diğer kısımlarındaysa sıkıntılarınla başa çıkmada etkili yöntemlerin neler olduğunu işleyeceğiz. Üçüncü bölümde davranış alışkanlıkları ile ilgili teknikleri, dördüncü bölümde düşünce alışkanlıkları ile ilgili teknikleri, beşinci bölümde duygusal yönde müdahaleler, kaybedilenlerin yasını tutmakla ilgili problemlerin anlaşılması üzerinde duracağız. Altıncı bölümde yaşam kaliteni artırmak, yaşama anlam katmak ve gelecek planı yapmak gibi daha genel konulara bakacağız. Yedinci bölümde ise sağlıklı bir şekilde iletişim kurma yöntemlerini, güçlü bir şekilde hakkını arama ve sinirlerini ifade etme yollarını ele alacağız. Ve 8. eğitimle birlikte bu eğitim videolarını uygulama konusunda yaşadığın güçlükleri ve isteksizlik sorunlarını ele alacağız. Askeri travmalar konusunda oldukça kapsamlı ve birçok konuyu ele alan özel bir eğitim programı hazırladım senin için.
Umarım tüm videoları izler ve bunları eğitimde öğrendiğin şekilde uygularsın. Videoları düzenli takip edebilmek için kanalıma abone olabilir, sorularını yorumlarda paylaşabilirsin. Ayrıca bu eğitim programından faydalanabileceğini düşündüğün kişilerin haberdar olmasını da sağlayabilirsin. Sonraki videoda görüşmek üzere.